Koşuyor, 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 koşuyor. Gördün mü annem? Gördün mü oğlum? Bak. Hayırlı günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir değişiklik olsun dedim, arabadan açtım kamerayı. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah bizler de iyiyiz. Oğlumla fizik tedaviden çıktık, biraz da mutluyuz. Bir dahaki hafta fizik tedavimizin sonuna geldik inşallah. Yaklaşık bir 3 aydır geliyor gidiyoruz. Yani çok da faydasını da gördük Allah'a şükür. Şimdi bir dahaki hafta da 2 defa geleceğiz. Ondan sonra fizik tedavinin de sonuna gelmiş olacağız. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bugün haftalık alışverişimizi yapacağız. Normalde çocuklardan biriyle yapmayı tercih ederdim aslında. Ama bugün kızım da erken çıkıyor. Kızımın da öğretmeni ayağını kırmış. Onun için şu an yedek öğretmen geliyor. Onların da başka dersleri de olduğu için erken çıkıyorlar birkaç gündür. Önce onu alacağız. Oradan haftalık alışverişimizi yapmak için alışverişe gideriz. Daha sonra da eve gidelim. Bizden bu kadar. Birazdan alışverişte görüşürüz tekrar. Evet arkadaşlar, demin söylemiştim haftalık alışveriş yapmaya gideceğiz diye. Çocuklarla gittik. Tabii çocuklarla gidince hep biraz daha uzun sürüyor. Çocuklarla gittik, haftalık alışverişimizi yaptık. Önce Aldi'ye gittik, oradan Türk Bakkalı'na. Şimdi size oradan aldıklarımı göstermek istiyorum. Ya ben kendim başkalarının videolarında böyle şeyleri seyretmeyi çok seviyorum. Onun için dedim ben de kendiminkini çekeyim. Şöyle sebzelerden başlayayım. 2 paket böyle rukola aldım. Bu rukolanın salatasını biz çok seviyoruz. Onun için bol bol da yapıyorum yani. Onun sade salatasını. Bol ekşilice. Oğlum. Oğlum. Anneciğim. Anneciğim. Sana ne vereyim ben oğlum? Anne ne versin sana? Sen arabalarını getirsene. Hadi arabalarını getir de araba oynayalım ikimiz. Koş. Hadi tatlım. Sonra böyle marul aldım. Böyle bir şey, top marul aldım. Kapya biberi. Ondan sonra kızım çilek istedi, çilek aldım. Aslında çileklerin hiç yenilecek hali yok. Tamamı beyazlı beyazlı ama işte çocuğum canı çekince ondan aldım. Bir tane yaban mersin. Bir paket mozzarella peyniri aldım. Ondan sonra böyle peynir tabaklarını aldı ya, bunlar çok güzel gelmiş. Böyle peynir tabaklarını süslemek için peynir bıçağı diye geçiyor bunlar. Dörtlü set halinde. Yani çok da beğendim. Altın rengi kalmış Allah'tan. Bir tane kalmış, onu da en son bana nasip oldu. Bir tane öyle aldım. Sonra cevizler indirime girmiş. Böyle bir paket ceviz aldım. Bunları sabahları, işte cevizi sabahları kızımın porridge'in içine katıyorum. Yulaf ezmesi. Aynen, yulaf ezmesinin içerisine atıyorum. Öyle yiyor. Başka türlü versem asla ağzına sürmez cevizi. Ama öyle onun içinde pişirince sütle, o zaman yani yiyor. Fark etmiyor içinde ceviz olduğunu, öyle söyleyeyim. Sonra bir tane makarna aldım. Onun için dedim neyse gene de evde bulunsun. Bazen çocukların canı çekiyor. Bir paket mandalina aldım. Bir paket böyle çeri domates aldım. Şöyle 3 tane patlıcan aldım. Bu hafta içerisinde ya karnıyarık yaparım ya da patlıcan yemeği, kıymalı patlıcan yemeği de yapabilirim. Artık bakalım hangisi olursa. Sonra böyle küçük küçük kapya biberler. Bunlar çocuklar için oluyor. Bunları kızımın okulu için aldık. Kendisi istedi yani onu. Sonra böyle 2 tane yoğurt aldık. Diğeri nerede bilmiyorum. Kızım hem kendine hem kardeşine birer tane yoğurt aldı böyle. Sonra aldık. Şöyle 2 tane konserve domates aldım.
Yani yarın arkadaşlarımı davet ettim. Onlara çiğ köfte yapmayı düşünüyorum. Bununla deneyeyim. Normal domatesle yapıyordum her zaman ama bir kere de bununla denemek istiyorum. Böyle belki değişik, mayhoş bir tat verebilir. Çünkü ekşi yani o da. Sonra kızıma böyle iki tane el ısıtıcı aldım cebine koyması için. İki cebine birer tane. Yani bakalım. Sürme peynir aldım bir tane. Kızımın doğum günü yaklaşıyor. Ona pasta yapacağım. Pastasını kendim yapacağım inşallah. Onun için de böyle kuvatüre aldım. Bugün denk geldi yani. Sonra unuturum falan diye dedim şimdiden alayım dursun. Zaten bunlar kötü olmuyor. O ganajı için bundan gerekti. Siyah çikolata. Ondan aldım iki tane. Sonra böyle çocukların yoğurtlarının falan üzerine dökmek için böyle küçük küçük çikolata parçaları aldım. Çocuklara iki tane brezi aldım. Oğlum yarısını alışverişte yedi. O dayanamadı artık. Hem canı da sıkılmıştı. Sonra böyle hazır cacıklar oluyor. Bilmiyorum tadı çok güzel. Biz bunu seviyoruz. Aldığınınki güzel oluyor. Aldı'dan aldım onun için. Sonra krem aldım bir tane böyle sıvı. Şöyle bir tane tel. Sürtme teli. Benim de bundan hiç evimde bulunmaz. Bazen de tavalara fırın tepsilerini falan sürtmeye iyi oluyor. Onun için bundan da aldım bir tane. Hiç bulunmaz evimde. Sonra bakalım en son geçelim. Şöyle. Arkadaşlar şunu mutlaka deneyin. Aldı'daki lavaş. Yani diğer renklerini denemedik ama bu yeşilini alıyorum ben hep. Ben önceden bu lavaşları hiç sevmezdim. Ama gerçekten yani diğerlerin böyle ağzınızda böyle bir acımsı bir tat bırakıyor. Ama bunu tavada böyle arkasını önünü bir kere çevirdiğiniz zaman o ne acımsı tat geliyor ne böyle bir ya böyle lavaş hazır lavaşlarda bildiğimiz bir tat gelir ya insan ağzına o asla gelmiyor. Yani bu lavaşı mutlaka deneyin. Sabah kahvaltılara veya yani bir dürüm yapmaya yani çok harika bir şey mutlaka denemelisiniz. Daha sonra böyle çorba makarna aldım bir tane. Bazen koyuyorum yemeklere. Şöyle bir paket peynir aldım. Daha sonra şöyle iki paket domatesim var. Streichbutter. Şmand aldım. Kızıma okula koymak için ekmek aldım. Sonra böyle waffle aldım. Bunlar da torbaların içinde olduğu için bazen kızım haftanın 3 günü uzun kalıyor okulda. Onun ekmeğine koymak için güzel yani bunlar paketli olduğundan. Muz aldım. Sonra normal elma aldım. Böyle çorba karışımı var. İçinde kereviz, sonra pırasa, havuç. Sebze çorbasını bizimkiler çok seviyorlar. Sonra kereviz aldım. Biz bu kerevizin salatasını yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. İçine elma rendeliyorsunuz. Biraz portakal suyu sıkıyorsunuz. Hani gerçekten muhteşem bir tadı oluyor. Onun için arkadaşlarıma kereviz salatası yapacağım. Onun için kereviz de aldım. Sonra süt aldım bir tane. 3 tane avokado aldım. Daha sonra bir tane salatalık. Kızım kakao istedi. Ona kakao aldım. Ve böyle çekirdek karışımı. İçinde her türlü çekirdek şeyi var. Böyle bir tane de bundan aldım. Bunlar salatalara güzel oluyor. Salatalara veya kendim evde ekmek yaptığım zaman onun altına koymak için ben seviyorum yani bu karışımları. En sonunda Türk bakkalından aldıklarım. Ha bir de şöyle içecek ve el mendili. Havlu kağıt aldım. Şöyle içecek ve havlu kağıt aldım. Şöyle bir demet maydanoz. Nar ekşisi. Şöyle sivri biber. Milföy hamuru. Deneyeceğim bakalım. Uzun zamandır da hiç öyle milföyle bir şey yapmamıştım. Bakalım. Bir de köy tarhanası.
Şöyle küçük küçük torbaların içine Türk bakkalına koymuşlar. Çok hoşuma gitti. Yani böyle dışı çok otantik duruyordu. Onun için aldım. İnşallah tadı da güzeldir. En yakın zamanda bunu da yapıp denemeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar, haftalık alışverişim bu kadar. İnşallah unuttuğum bir şey yoktur. Ha bir de yumurta aldım ama onları yerleştirdim. Yumurtaları yerleştirdim. Oğlum. Anneciğim, geleceksin mi bana? Yusuf Selim. Tamam, ben geliyorum. Evet arkadaşlar, haftalık alışverişim bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdi ben bunları hemen ve acele acele buzdolabına yerleştireyim. Allah'tan buzdolabımda dün akşam temizlemiştim ki bugün hemen rahat rahat yerleştirebileyim diye. Ondan sonra da bakalım ne yapacağız. Bugün akşam yemeğine aklımda iki şey var. Bakalım hangisini yapacağız. Ispanaklı makarna diye düşünüyorum. Böyle kremalı makarna yapalım diye düşündüm. Ya da kızım başka bir şey istiyor. Artık bakalım hangimizin istediğini yaparsak. İnşallah yemek yaparken tekrar görüşürüz sizlerle de. Arkadaşlar bizlerden de bugünlük bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.